Merhabalar dostlar, arkadaşlar bugün 30 Eylül 2024, zaten burada da yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 9'da Garanti Bankası ile başlayan arkasından halk yatırıma devam eden arkadaşlar araştırma raporları geldi. Yataş firması ile ilgili. Yataş'ın arkadaşlar bakın bugün Cuma günü 27 lira 82 kuruştan kapatmıştı. Bugün gün sonunda yani 30 Eylül akşam 27 lira 26 kuruştan kapattı. Peki ne anlattı arkadaşlar Garanti Bankası? Bugün hemen baktığımda aslında burada Yataş'la ilgili özel bir değerlendirme anlatmış. İşte sonuçlar olumsuz diye yazmış zaten buraya. Peki baktığımız zaman arkadaşlar genel görüntüye bakın. Şirket için hedef fiyatımızı 59,5 liradan 50 lira 9,90 kuruşa düşüyoruz. Endeks üzeri olan tavsiyemizi ise devam ediyoruz. Yani diyor ki evet diyor hisse artacak diyor ama diyor benim beklentim yaklaşık 60 lirayken 50 liraya düşürdüm. Bu da yaklaşık arkadaşlar 60 liradan ne kadar aşağı düşüyor hedef noktasından kabaca diyeceğiz. %17, %18 gibi aşağı çakıldı gözüküyor. Ve aslında baktığımız zaman bugünkü fiyat itibariyle de arkadaşlar yaklaşık %80 civarında, %90 civarında bir hale getiri potansiyeli var. Onu söyleyelim. Bu Garanti Bankası'nın durumu arkadaşlar. Yani hissenin fiyatı bu akşam 27 lira 26 kuruş ama hissenin hedefi şu anda 50 lira 90 kuruşa düşürmüş. Buna rağmen hala diyor ki endeksin üzerine getiri getirecek diyor. Ya yani getirebilir diyor arkadaşlar tavsiye olarak. Peki ikinci haberimize baktığımız zaman yine arkadaşlar Yataş'ın 30 Eylül 2024 tarihine, bu da seans açılmadan önce geldi, yine Yataş'ın arkadaşlar finansal sonuçlar üzerinde durumu değerlendiriyor. Bir defa ne diyor arkadaşlar? Hedef fiyat 40 lira 35 kuruş demiş. %45 bir getiri potansiyeli var demiş. Hissenin dediğimiz gibi kapanış fiyatı Cuma günü 27 lira 82 kuruş ama buradan baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Yataş için 50 lira 20 TL seviyesinde bulunan hedef fiyatımızı 40 lira 35 TL'ye indiriyoruz. Tepe noktasına yaklaşık %25 aşağı düşmüş arkadaşlar. Pardon, %20 civarında tepe noktasından aşağı düşmüş gibi gözüküyor. Buradan baktığımız zaman al yönündeki tavsiyemizi sürdürüyoruz demiş arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah. Yani burada tabii ki şirket için arkadaşlar şu ne diyelim temel analiz raporlarına baktıkları zaman böyle bir durum sergilemişler yatırım firması. Hayırlısı diyelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar şu anda yaklaşık %45 sadece halk yatırımın, diğerinin arkadaşlar Garanti Bankası'nda yaklaşık %100'e yakın bir durumu söz konusu gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.